Evet değerli arkadaşlar, yine sizlerle beraberiz. Artık biliyorsunuz süreç iyice yaklaştı, zaman iyice daraldı. O yüzden çalışmalarımızı sıklaştırıp daha kompakt hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple Amasya ile sorularını şimdi çözeceğiz. Amasya'nın bende çok önemli yeri vardır. Nasıl diyeyim? Ne diyorlar ona? Ergenlikten sonraki kısım genç. Gençliğimin en güzel yılları orada geçti. Amasya'da bizi dinleyen arkadaşlarıma da şimdiden sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Orada öğretmen arkadaşlarım var. Hem üniversiteden arkadaşlarım var, hem de lise zamanından arkadaşlarım var. Hepsine buradan selamlar. Bizi izliyorsanız eğer. Görüşürüz arkadaşlar. Yakın bir zamanda. Şimdi geldik Amasya ile sorularına. Amasya ile soruları da şunlarla beraber başlıyoruz. Hadi bakalım. Buna göre Ali'nin aldığı kitapta aşağıdaki cümlelerin hangisi bulunuyormuş? Peki Ali nasıl bir kitap alması gerekiyor? Buna bir bakalım. Çevresi tarafından gerçekçi kişiliğiyle tanınıyormuş. Günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatan kitaplar okumaktan hoşlanmıyormuş. Bir gün Ali kütüphaneye gidip kitap almak için kütüphaneye gidiyormuş. Kitapları incelemeye başlamış. Hangi kitabı alacağını bir türlü karar verememiş. Bir saat sonra karar vermiş. Şimdi anahtar kısmımız neresi? Günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatan kitapları okumaktan hoşlanmıyormuş. Yani gerçekçi hikaye, roman, anı gibi olacak ama masal olmayacak. Şimdi her bayramda güneş çocuklara gülümser. Gülümserse kişileştirme yapılmıştır ve büyük ihtimalle bir masaldır. Gerçekçi değil. Gece yıldızlarla dolaşırken aya el sallardık. Bu iyice uçmuş. Hayvanat bahçesindeki tavus kuşlarını seyretmekten çok hoşlanıyormuş. Gerçekçi bir durum bu olabilir. Yere atılan çöpler çöp kutusuna atılmak için yalvarıyormuş. Yalvarabilir ama biz onu duyarsak da büyük ihtimalle de kişileştirmiş yaparız. Kişileştirme yaparız. Dolayısıyla hayvanat bahçesi diye devam eden cümle gerçekte karşılaşılabilecek bir paragrafın ya da bir kitabın içerisinde bir bölümdür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Devam ediyoruz. Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır? Bakalım. Şehrin çıkışında bir kat tuttum, kışı geçireceğim. Bir dursun bakalım. Şu yoğun kar bir tut, şu yağan kar bir tutsun. İşte o zaman bak bu şehre. Bu da bir dursun. Dalyan işletiyor, tuttuğu balığı tekrar denize döküyor. Ne diyor? Avlıyor. Balıkları avlıyormuş. O zaman bunu seçiyoruz. Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyormuş. Elinde bulunduruyormuş. Eline almış tutuyormuş. Şehrin çıkışına bir kat tutmuş. Yani kiralamış. Ama şu yoğun kar bir tut. Hep aynı şey söylüyorum. Kendi yazımı da okuyamadım. Şu yağan kar bir tutsun. Yani yerde kalma süresi uzasın anlamında, ama öyle bir şey yok. Cevabımız bu sebeple B seçeneği. Değerli dostlarım, bir sonraki soruya geldik. Evet, metinde boş bırak crown yere hangisi getirilebilir? Bir kişilik özelliği olacak, bir insansı bir özellik olacak. Bu insansı özelliklerde ne olması lazım? Bakalım. O öyle bir insanmış ki kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmenin ustasıymış. Fakat hedefine de asla varamazmış. Gizli iş yapıyor ama bir türlü de gerçekleştiremiyor. Göz göze gelmek, karda gezip izini belli etmemek, dizlerin bağı çözülmek, ismi var cismi yok. Burada karda gezip izini belli etmemek kimsenin sezmeyeceği biçimde. Hatta şu fakata kadar ki kısmı bizi ilgilendiriyor. Fakat dediği için cümlenin anlamı değişecek ama bizim buraya getirdiğimiz deyim fakata kadar kısmı olacak. Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmenin ustası için kullandığımız deyim arkadaşlar karda gezip izini belli etmemektir. Ama bir dahaki ne oluyormuş? Hedefine asla varamıyormuş. O yüzden cevabımız B seçeneği. Fakattan önceki kısım bizi ilgilendiriyor. Devam ediyoruz. Güncel sözlüğe göre TDK güncel sözlüğe göre dinlenmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde verilen anlamlardan biriyle kullanılmamıştır?
Kardeşim mutfakta konuşulanlara pür dikkat dinliyor. İşitmek için kulak vermek. Eğer bu konuda beni dinleseydin bu işten vazgeçerdin. Öğüdünü dinlemek anlamda. İkinci anlam. Hastalık sebebiyle ayakların beni dinlemiyor. Odadaki doktor genç hastasının kalbini dinliyor. Kulakla veya aletle hastayı muayene etmek. Şöyle işaretleyerek gidelim. Eğer bu konuda beni dinleseydin, öğüdümü kabul etseydin ya da buna göre davransaydın anlamında olduğu. Kardeşim mutfakta konuşulanları dinliyor. İşitmek için kulak vermek oluyor. Hastalık sebebiyle ayaklarım beni dinlemiyor derken burada zaten mecaz. Emirlerimi, komutlarımı yerine getirmiyor anlamı var burada. O yüzden cevabımız bu olmalı. Diyoruz ve devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Rahat görülüyor değil mi kullandığım kalemin rengi? Bir sonraki soru. Hangisinde altı çizili sözcüklerden yazımında yanlışlık yapılmış? Bakalım. Tek heceli bazı kelimeler yardımcı fiillerle birleştirildiğinde ses olayı olursa arada bitişik yazılıyor. Kelimeden her ikisi veya ikincisi anlamını değiştirirse bitişik yazılıyor. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış kelimeler bitişik yazılıyor. Çekyat gibi aynı. Renk isimleri kurulan bitki, hayvan, hastalıklar da bitişik yazılıyor. Bakalım. Şimdi ülkemizde görülen boz ayılar. Boz ayılar şu gruba girer. Son gruba. Yani boz ayı bitişik yazılıyor. Şimdi terk etmek arada ses olayı olmadığı için ayrı yazılması lazım. Doğru yazılmış. Tavşan kanı anlamı değiştirme durumu ikincisinde yok. Yapboz tahtası. Burada yapboz yapmak ve bozmak tabii ki üçüncü maddeye de giriyor. O yüzden de birinci ve dördüncü cümle yani B seçeneği arkadaşlar ters yazılmış, yanlış yazılmış, bitişik yazılmış. Ayrı yazılması gerekiyor. Evet, bir sonraki soruya geldik değerli arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki soruya bakmak için öncelikle yine kelime bilgisini ortaya çıkaracağız. Şimdi bu tip sorularda emin olamadığınız seçenekler varsa arkadaşlar biraz bekleyelim. Yani emin olduklarımızı yazalım. Öncelikle o. Eski tarihlerde gezginler şehirleri hayvanlara benzetirmiş. Örneğin deniz yoluyla gelen gezginler için Trabzon tavus kuşuna benzer. İşte o tavus kuşunun bir mahallesi Sotka'dır. Bir çocuk sokakta arkadaşlar maç yaparken kaleye geçiyor. Kale evlerin kapıları, top olarak da sıkılmış limon kabuğu tutuluyor. O çocuk futbol kariyerine kaleci olarak başladı. Sonrasında başarılı bir teknik direktör oldu. İşte o çocuk Şenol Güneş. Evet, bazı top oyunlarında kaleyi koruyan görevli oyuncu. Biz buna kaleci diyoruz. Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama başarı ve uzmanlık anlamında. Burada da neredeydi o? Kariyer mi? Evet, kariyer. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilerden koruyan kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm. Neredeydi? Şimdi şöyle soru yazarken şu kısımları üstteki kısımda kaldı. Üstteki metinde kaldı. O kısımları almadık. Birbirine bağlı soruydu bunlar. O yüzden de bu kısımda olmadığı için çıkaramadık. Şöyle zaten soru bizden üçüncü sütunu istiyor ya. R ve L ikisi çıktığı için çok rahatlıkla çözebiliriz bu soruyu. Geri kalan da yok. Emin olduklarımızı yapalım. Geri kalan da problem değil. Diyoruz. R ve L'yi bulduktan sonra seçenekleri yazmadım buraya sığmadığı için oradan çok rahat bulabiliriz. Devam edelim. Evet. Ne kadar zamanımız var? Devam edelim. Numara almış cümleler mantık akışına göre sıralandığında sondan ikinci cümle hangisi oluyor?
Şimdi önce birinciyi bulmak lazım. Uygulamaya 4-5 ay devam edildikten sonra hediye vermekten vazgeçildi. Bu olmaz. Önce ürün müdürünü tanıtmak lazım. 1970'li yıllarda iyi cins bir krem deterjan markasının ürün müdürü satışları artırmak için yeni bir pazarlama yöntemi geliştirmiş. Bu ilk cümle. 4'ten başlayalım. Ürün müdürü kendi markası için geliştirdiği yeni yöntemde böyle devam ediyor. Herkese basit, ucuz ama ihtiyacı karşılayan bir hediye konacak ve bu hediyeler birbirine farklı olacak. Şimdi bu hediyeleri açıklıyoruz yavaş yavaş. Çamaşır mandalı, saç takası falan falan. Her kasede bir hediye bizde boş yok diyormuş. Uygulamada 4-5 ay devam etmiş. Sonra da birinci cümle geliyor. Sonra bakıyoruz. 4, 2, 3, 1 bu şekilde olması gerek. Sondan ikinci cümleye sorduğu için de son bu. Sondan ikinci de 3 numara olması lazım. Cevap da bu. C seçeneği diyoruz. Devam edelim. Bir sonraki sorudayız. Şimdi değerli arkadaşlar, virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi bu parçada örneği yok? Bakalım. Ara sözün başına sonuna gelmiş, sıralı cümlede ayırmış, uzun cümlelerde yükleminden uzak kalmış özneyi belirtmiş, birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime gruplarına ayırmış. Her milletin kendine ait bazı değerleri Türk insanında olduğu gibi. Burası ara söz. O zaman bu gitti. Anadolu kültürünü benimseyen insan. Burada da özne. Yani C seçeneği gitti. Kültürel ve sosyal bağını hiçbir zaman koparmaz. Kültürünü tanır, geleneğine sahip çıkar. Burası da yüklemler var. Yani bunlar birer cümle. Nerede? Sıralı cümle. Sıralı cümleleri ayırmışız. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Birbirine ardınca sıralanmış eş görevli sözcükleri ayırmıyoruz burada. Devam ediyoruz. Son iki sorudayız. Evet. Bu sözleri söyleyen insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben her zaman sırayla konuşmaktan yanayım. İnsanları dikkatli dinlediğinizde onlardan fark etmedikleri bir gülümseme oluşuyormuş. Bu gülümsemeyle birlikte siz de kendinizi mutlu hisseder ve gülümsüyormuşsunuz. Gülümseme bulaşıcıymış. Karşındaki insana saygılı bir insan mı? Evet, onu dinliyor. Hiçbir sözünün altında kalmaz mı? Her lafa yetiştiriyor mu? Bu bir dursun. Aceleci bir yapıya sahip değil mi? Değil. Çünkü konuşmak için sırasını bekleyebiliyor ve karşıdakini dinliyor. Dinlemenin önemini biliyor muymuş? Evet, biliyormuş. Ama hiçbir sözün altında kalmaz. Böyle bir şey çıkaramıyoruz. Hiçbir sözün altında kalmaz. Çıkaramıyoruz. Cevabımız B oluyor. Şimdi gelelim Amasya ilinin son sorusuna. Şöyle rahat görebiliyoruz. Evet. Şimdi bu cümleye hakim olan duygulara bakacağız. Değerli arkadaşlar, bu tabloya göre bakıyoruz hakim olan duygular. Yıllardır hangi öğrenci doğru söyleyecek? Şu aşağıdaki öğrencilerden hangisi? Yıllardır kendisinden haber alamadığı arkadaşıyla aşağı mahallede karşılaşmasın mı? Burada şaşırma var. Yani özlem gitti. Şaşırma doğru. Depremde ailesini kaybeden insanları gördükçe yüreğimiz öyle bir burkuluyor ki üzüntü. Burada var, burada da var. Fırsatım varken gençliğimi daha iyi değerlendirip daha çok yer görseydim keşke. Yakınma mı, hayıflanma mı? Yapması gerekirken yapmadığı bir şeyden dolayı kendine kızıyorsa bu yakınma olmaz. Hayıflanma olur. İstanbul'a kadar gelmişsin de bizi arayıp sormamışsın. Heh. Öyle dönmüşsün memleketine. Ark karşısında biri var, ona üzüntüsünü dile getiriyor. Yani sitem ediyor. Yani arkadaşlar, Serdar öğrencisi bize tam olarak bütün seçenekleri doğru biçimde vermiş. Diyoruz Amasya iline de veda ediyoruz. Bayramda ya da seyranda ya da tatilde görüşürüz oradakilerle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yayında bana eşlik eden
Sevgili yönetmenim Servet Bey'e de teşekkür ederim. Siz onu çok merak ediyor, onu hep duymak istiyordunuz. Yayında hep ismini chatte yazıyordunuz. Şimdilik böyle oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.